İstanbul'un 39 ilçesinde de manzara aynı. Kaldırımlar işgal altında, yayaları zor durumda bırakanlarsa mallarını dükkanın önüne yığan esnaf ve kural tanımaz sürücüler. Arabalardan geçemiyoruz kaldırımlara. Ne yapayım? Ben ne bu kadar malı nereye koyayım? Otopark yok, araç şeyi yok. Evet, buradan aşağı inemem yani. Kaldırımı neden kullanmadınız? Ya geçemiyoruz arabalardan dolayı. Zorlanıyoruz, çok zorlanıyoruz. Mesela yaşlılar çok ayıp. Geçmekte zorlanıyorsunuz kaldırım. Maalesef öyle. Arabalardan yani. Bebek arabasıyla geçmekte zorlanıyorum. Caddeye çıktığımda da arabaların kornasına maruz kalıyorum. Zorlanıyoruz. Baksana kaldırım arabalarını diziyorlar. Saygısızlıktan başka bir şey değil. Gerçekten çok zor. Arabalardan fırsat yok. Ne engelliler, ne bebek arabaları, ne de yaşlılar umurlarında. Gasp edilen kaldırımlar yayaları çileden çıkarmış durumda. Burası bir kaldırım. Gördüğünüz gibi burada bir araç park etmiş. Yük indiriyorlar. Ben buradan geçmekte zorlanıyorum benimle birlikte. Zorlanan başka insanlar da var. Tekrar burayı geçtiğimde yine kaldırımın üzerinde yürümeye devam ediyorum. Bu sefer de mağaza içerisindeki malları dışarıya bırakmış. Yine kaldırım işgal ediliyor. Burada bırakmanız doğru mu? Yok. Yer yok. Şimdi içeri alacağız. Şimdi içeri alacağız biz. Bugün oldu. Diğer gün olmuyor işte. Bazen ara sıra benim mal geliyor. 13. Körlerin ve engellilerin geçeceği yerlerde araç parkadan insanlarımız var. Daha bunun üstüne söylenecek fazla bir şey yok herhalde. Yürümekte zorlanıyorum. Kendim yürümekte zorlanıyorum. Ayrıca bebeğim var. Pusetle de yürümekte bayağı bir zorlanıyorum. Şu anda Kasımpaşa'nın En İşek Caddesi'ndeyiz. Yine bu bölgede de kaldırımların işgali söz konusu. Şu anda siz de görüyorsunuz. Bazı iş yeri sahipleri iş yerlerine gelen malları gün boyunca kolilerle kaldırımda bekletiyor. Ben ne bu kadar malı nereye koyayım? Bunlar biraz sonra gidecek. Kaldırım aslında buradan başlıyor. 1, 2, 3, 4 adım. Ama ben buradan geçecek olduğumda sadece benim geçebilmem için bir adımdan daha küçük bir mesafe var. Neden buraya bırakıyorsunuz aracı? Aracın sahibi ben değilim hanımefendi. Demin de söylediğim gibi aracın sahibi şu anda burada değil. Şu anda yine Dolapdere'deyiz. İşte teyzemiz iki tane çocuğu var, torunu var. Onlarla birlikte buradan geçecek bebek arabasıyla. İşte görüyorsunuz kaldırımın yarısı işgal edilmiş. Burada bir dondurma dolabı var. Bakın yani kaldırımı neredeyse tamamen işgal etmiş durumda. Evet. Neden peki? Neden? Çünkü içeride hem yerim yok hem dışarıda görünmesi gereken bir şey. Kaldırımı neden kullanmadınız? Ya geçemiyoruz. Arabalardan dolayı kaldırım çok şey olduğundan dolayı geçemiyoruz o yüzden. Şu arabanın arasından geçemez miyik? İşgal edilen kaldırımlardan en çok muzdarip olansa engelliler ve yaşlılar. Burayı nasıl geçeceksin şimdi? Geçemem, şu aradan geçeceğim. Burada mı oturuyorsun teyzeciğim? Burada oturuyorum. Hep böyle oluyor mu kaldırımlar? Her zaman böyle. Zaten buradan yani yer yok inmeye. Arka arka inmem lazım ancak. Öyle görünüyor ki denetimler artmadığı sürece İstanbul'un kaldırımlarındaki işgaller de devam edecek. Dur.